Bekir Azar Seni seni Trump'ın bunak dediği Biden, Amerika Başkanı olarak son haftalarda zor günler yaşıyor. Merdivenlerden arka arkaya 3 kez düşüyor. Son bir hafta içinde yardımcısı Kamala Harris için iki kez başkan tabirini kullandı. Dünya medyasında geniş yankı buldu bu gafı. Biden başkan olduğunu unuttu, Kamala Harris'i başkan ilan etti diye başlıklar atıldı. Son günlerde de ekibi tarafından Biden'ın konuşmasına izin verilmedi. Açıklamalarını yazılı olarak yapması da yadırganmaya başladı ve son gelen görüntüde ilginç ötesi bir manzaraydı. Koskoca Amerika Başkanı Biden gazetecilerle konuşurken cümlenin ortasında duruyor, kilitleniyor, cümlenin devamını getiremeyerek susuyor, yere bakıyordu. Etrafındaki Beyaz Saray yetkilileri panik halinde gazetecilere adeta kovarcasına dışarı çıkarıyorlardı. O görüntülerde bir tuhaflık vardı Amerika başkanında. Sanki hastaydı. İzlerken bu adamı zehirlediler mi ne? Bunaklığı hızlandıracak ilaçlar mı veriyorlar diye sorguladım. Sanki çok kısa ömrü kalmış gibi davranıyor izlenimine kapıldım. Biden koltuğa oturmadan önce Aralık 2020'de kaleme aldığım makalede Adam yaşlı ve görev sürecinde ölürse yerine ilk kadın başkan olarak Kamala Harris geçecek diye yazmıştım. Amerika'nın başına siyahi kadın başkan bir projeydi. Biden'ın özellikle seçildiğini ve kısa süreli başkan olacağını hissediyordum. Amerika şu anda adım adım Kamala Harris dönemine doğru gidiyor. Bunak Biden'ın geçiş aracı olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Biden'ın demans hastası olduğu ortaya çıktı, gizleniyor. Demaz, öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik gibi beyne bağlı mental fonksiyonların bozulmasıydı. Yani bunamaydı. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yaptığı ziyarette konuşamayan Biden apar topar gizli servis tarafından başka bir odaya alınmıştı. Seçim kampanyasında da birçok kez konuşmasını unutan Biden'ın ciddi sıkıntılarının olduğu artık Amerikan medyasında da yer almaya başladı. Hatta Amerika Anayasası'nın ek 25. maddesi de konuşulmaya başlandı. Amerika başkanının sağlık veya başka bir nedenle görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının görevi devralmasını içeriyor. Bu maddeyi koyma ihtiyacı John Kennedy'nin suikasta kurban gitmesinin ardından ortaya çıktı ve yasalaştı. Alakasız gibi gözükse de gelelim bizim muhalefete. Bunak Biden bizim muhalefete yardım ederek Erdoğan'ı indireceğini söylüyordu. Bizimkiler içten içe seviniyor, bir bunaktan medet umuyorlardı. Hatta bizim muhalefette Biden Erdoğan'ı neden aramadı diye gülünç konuşmalar yaparak bundan bile medet umanlar da vardı. Muhalif siyasiler, yazarlar, hatta akademisyenlerimiz bile ekranlarda dış politikamız mahvoldu, bakın bakın Biden Erdoğan'ı aramadı diye bas bas bağırıyorlardı. Yahu adam konuşamıyor ki, Bunak neden arasın Erdoğan'ı? Aramaya kalksa konuşmanın ortasında durur, cümlesini tamamlayamaz, yere bakar. Ekibi fark edince panik halinde alır elinden telefonu. Seni seni der azarlar ve zavallı adama parmak göstermez mi? Bekir Hazar, Takvim Bekir Hazar, Gen Şükrü Benli, o bir gazeteci. 15 Temmuz gecesi CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimi şerefine kadeh kaldırdığı görüntülerini yayınlamıştı. Bir ara belediye başkanının sahneye çıktığını belirtiyor. Sahnede mutluluktan marşlar söylemeye başladığını açıklayıp cep telefonuma kayıt yapmaya başladım. İşte o görüntülerde benim başıma dert oldu maalesef diyor. Bulgaristan'daki evinde kalırken iddiasına göre belediye başkanı Recep Gürkan'ın adamları kendisiyle görüşmek istiyor. 5-6 kişi tarafından zorla bir cipe bindirilip bir eve götürülüyor. Orada yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor. Önce çıplak soydular beni, yüzüme vücuduma su attılar, bir ahşap materyale bağladılar, askı türü yere astılar.'' Tabi bunun adı Filistin askısıymış. Kadın elbisesi giydirerek dans ettirmeye çalıştılar. Sürekli Edirne Belediye Başkanı'ndan özür dilemem istendi. 15 Temmuz akşamı Erdoğan indirildi diye sevincinden sahneye fırlayıp marşlar söyleyen bir CHP'li bana şaşırtıcı gelmiyor. O gece Bağdat Caddesi'nde de sevincinden oynayanlar vardı. Tankları alkışlıyorlardı. Darbeye sevinme her daim demokrasiden söz eden CHP'nin yenlerinde hep var. Doktor Ramazan Akkır da Kriter Dergisi için bir makale kaleme aldı. Bakın CHP'nin 27 Mayıs darbesinde aktif rol oynadığını nasıl anlattı? Bir gün Milli Birlik Komitesi üyesi Jandarma Yüzbaşı Ahmet El'in yolu Davut Paşa kışlasına düşer. Darbenin ayak sesleri işitilmektedir. Niyeti arkadaşı kurmay binbaşı Orhan Erkanlı'yı ziyaret etmektir. CHP sıralarında milletvekilliği yapacak olan binbaşı Orhan Erkanlı o ziyaret esnasında Davut Paşa'da tank tabur komutanıdır. İki siville görüşme halinde olan Erkanlı'nın odasına girer. Odaya girince içeride bulunan iki yabancı bir anlık şaşkınlık yaşar. Kurmay binbaşı hemen duruma müdahale eder. Onlara döner ve yüzbaşım, yabancı değil, devam edin der. Bunun üzerine sivil şahıs konuşmaya, daha doğrusu Erkanlı'ya briefing vermeye devam eder. Binbaşım, Saraçhane'de iki grubu birbiriyle çatıştırdık, kavga bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve başka bir emriniz var mı diye de ekler. Teşekkür ederim böyle devam edin diyen Erkanlı bir süre sonra onları yolcu eder. Artık Erkanlı ile Er yalnızdır. Er şaşkınlıkla binbaşım bu adamlar kimdir diye sormaktan kendini alamaz. Erkanlı'nın cevabı oldukça manidardır. Bunlar halk partisi milletvekilleridir. Bu duruma Er, memleketin genç evlatlarını birbirine kırdırıyorlar, bu ne haince iştir sözleriyle tepki gösterir. Erkanlı ise olaya öyle bakma, onlar ihtilale zemin hazırlıyor karşılığını verir. Yüzbaşı Ahmet Er darbeleri araştırma komisyonuna da bir başka bilgi daha verir. Albay Fikret Kuytak kendisini ziyarete gelir. Ona CHP lideri İsmet İnönü'nün bir teklifinden bahseder. Profesör Afet İnan'ın evinde darbeci askerlerden bazılarını etrafına toplayan İnönü'nün iktidarın kendisine verilmesi karşılığında onlara yaptığı teklif senatörlüktür. Darbe günü kurmay albay olarak Adnan Menderes'i ve Hasan Polatkan'ı havalimanından alarak harp okuluna getiren ve Yüksek Adalet Divanı tarafından verilen idam kararlarının onaylanmasında evet oyu kullanan Albay Kuytak, biz bu teklifi kabul ettik, sizlerin de kabul etmenizi rica ediyorum der. Amerikan darbesi öncesi Menderes İnönü'nün damadına ait dergide kapak yapılır. Yüzüne çarpı atılır, duruşmaların başladığını haber veren bir başka sayısının kapağındaysa Celal Bayar ve arkasında idam sehpası vardır. Örnekleri say say bitmez. Erdoğan'ı indirmek için muhalefete yardım edeceğini açıklayan Joe Biden'ın bu seçimi mantıksız değil. Amerika'nın bu ülkede yaptığı darbelere sevinen, oynayan, sahneye fırlayıp marşlar söyleyen, tanklara alkış tutanlar olduğu sürece kime yardım edecek? Bekir Azar, Takvim Engin Ardıç, Muharrem iş yapar mı? Muharremince daha ortada olmayan partisinden bu kadar söz ettirmeyi başarıyorsa tebrik etmek gerekir. Gerçi bunda CHP'nin korkusu, iktidar mahfillerinin de CHP'ye zarar verir beklentisi rol oynuyor ama olsun dön dolaş geçen yazdan kalma kısa kollu gömlekli konserve görüntüleri. Çevresinde 10 kişi görüştüğü 15 esnaf. Peki daha kurulmamış bu parti hakkında neler biliyoruz sayılır? Atatürkçü olacakmış, o tamam. Kendi içinde demokratik olacakmış, o bizi pek ilgilendirmez. Başka nothing. Zılır. Ninte. Ryan. İnce'nin verdiği ucuz numaralar parti hakkında pek umut vermiyor. 23 Nisan'da kuracakmış. O gün resmi tatil yahu. Herhalde 19 Mayıs'ta da programını açıklar. Peki 30 Ağustos'ta ve 29 Ekim'de ne yapacaktır? 23 Nisan'da kurdular. Öyleyse ben bunlara oy vereyim diyecek. Keriz seçmen sayısı kaçtır? Bunlar kasaba politikacısı numaralarıdır. Bu bir kalibre meselesidir. İnce o siyasi çapta değildir. Taşra Lisesi'nin öğretmenliğinden Türkiye'nin başına gelinmez. Gelinseydi Osman Bölükbaşı gelirdi. Bu parti HDP ile işbirliği yapmayı hazmedemeyen CHP'lilerin alternatif partisi olacaktır. O da tamam. Peki bunlar kaç kişidir? Bunlar seçim kazanmak için mi oy vereceklerdir? Kılıçdaroğlu ekibe aklını başına toplasın diye mi? Diğer partilerden hangi seçmen sırf İnce'yi mağdur ettiler diye oyunu bunlara verir. Ağlamakla seçim mi kazanılır? İnce'nin herhangi bir konuda yürüteceği politika hakkında bir fikri olan var mıdır? Daha açıklanmadı ki diyeceksiniz ama ipuçları olmalıydı. Kılıçdaroğlu'nun bile ne yapacağı belli. Vahşi bir intikam alacak. İnce acaba Atatürkçü bir o kendi kendine yetme politikası mı uygulayacak? Yani dünyaya kapanacak, örneğin Katar sermayesini def mi edecek? Kimse bilmiyor. Peki kendisi biliyor mu? Bölücülere karşıdır, onu biliyoruz. Onlara Tayyip Erdoğan da karşı. Amerika ile ilişkilerini nasıl düzenleyecek? Dış işlerine kim bakıyor? Ne kadar oyalır diye soruyor vatandaş. Yüzde beş diyeyim. On yapsın da beni utandırsın. Engin Ardıç, Sabah